Merhaba sevgili web tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri. Şimdi bu 2 dakika sözümüzü bazen tutabiliyoruz, bazen tutamıyoruz. Hani böyle bir 5-10 saniye, belki 1 dakika ileri gidersek de Apple'a diyelim arkadaşlar ve direkt videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle bu Cezeri ne demek bir ona bakalım. Cezeri ülkemiz topraklarında yaşamış ve yine ülkemiz topraklarında dünyadan göç etmiş bir mucit ve mühendistir. 1136 yılında Cizre'de doğmuştur ve 1206 yılında vefat etmiştir. Yaptığı çalışmalar arasında otomatik çalışan su makinesi, sasçalar, robot ve abdest otomatı gibi şeyler vardır. Ayrıca kendisi Artuklu Sarayı'nın baş mühendisidir. Yani sizin de anlayabileceğiniz gibi ülkemiz ilk uçan arabasına yüzyıllar önce bu topraklarda yaşamış bir mucit ve mühendisin adını koymayı tercih etmiştir. Velhasıl kelam Cezeri adıyla tanıtılan ve Baykar tarafından geliştirilen bu ilk uçan arabamız 11 Eylül tarihinde ilk testini gerçekleştiriyor. Fakat bu testte şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu süreçte halatlarla bağlı olarak gerçekleştiriyor. Bu seferki denemede ise yani 15 Eylül tarihinde ise tam anlamıyla özgür bir uçuş gerçekleştiriyor. Tabii ki de bir ön prototip olan Cezeri'nin şu anki ağırlığı 230 kilogram. Ve yapılan son testte de şu anda 10 metre yükseğe kadar çıkabildiğini gördük. Tabii burada bir ek yapmak lazım arkadaşlar. Ağırlık 230 kilo fakat şimdiki haliyle uçabileceği azami ağırlık ise 241 kilo. Tabii ki de dikey iniş ve dikey kalkışı da gerçekleştirebiliyor. Aracın tam ölçüleri ise şu şekilde arkadaşlar. Eni 3730 milimetre, boyu 4070 milimetre, yüksekliği ise 1870 milimetre olarak yapılmış. Kuşkusuz bir uçan aracı olduğu için de yapısı karbon fiberden oluşuyor. Şimdi gelelim biraz da aracın teknik ayrıntılarına. Aracın üzerindeki pervaneler 8 adet BLDC özellikli elektrikli motorun ürettiği güç ile dönüyor. Ve bataryaları da lityum iyon özellikli yeniden şarj edilebilir bataryalar. Bu arada hani ben ilk kez duydum bunu. BLDC motor nedir sizlere de birazcık açmaya çalışayım. Tabi bu işi daha iyi bilenler varsa lütfen yorum bölümünde eksiğim veya hatam olursa belirtsinler. BLDC motor dediğimiz şey sabit tork ile hız kontrolü yapabileceğiniz, verimi daha yüksek ve fırçasız yapıları sayesinde bu motor tiplerinde sürtünme yoktur. Yani motor ark yapmaz ve karbon tozu da üretmez. Burada en önemli ayrıntı şu arkadaşlar, bu motor aşırı sessizdir ve bakıma ihtiyaç duymaz. Tabi birkaç tane de dezavantaj sayacağım burada arkadaşlar. Bu motor tipinin kullanıldığı araçlarda konum sensörüne ihtiyaç vardır ve hani ciddi bir negatif yan olarak da maliyeti çok yüksektir. Şimdi ben bugün baktığım kaynaklar arasında aracın ulaştığı maksimum hıza dair herhangi bir bilgi bulamadım. Fakat firmanın yapmış olduğu açıklamaya göre gelecekte bu aracın saatte 100 km hıza çıkması hedefleniyor. Yeni gördüğümüz testte 10 metreye çıkıyordu fakat gelecekte hedeflenen irtifa 2000 metre ve havada kalma süresi ise minimum 1 saat olarak geliştirilecek. Bu ne demek? Yani siz havaya kalktığınızda bu 1 saatlik sürenizde yaklaşık 70-80 km gibi mesafelere gidebileceksiniz. Aynı zamanda aracın bataryaları da 1 saat gibi kısa sürede tam doluma ulaşabiliyorlar. Yine aracın şimdiki çıkan ön prototipinde böyle aşırı akıllı sistemler kurulu değil. Yine gelecekte eklenecekmiş bunlar. Fakat şimdiki halinde 3 yedekli otonom akıllı uçuş sistemine sahip olan bu aracın gelecekte daha fazla akıllı sistemle donatılacağı da belirtiliyor. Tabi arkadaşlar proje henüz bebek. Çünkü projeye daha henüz 1,5 sene önce başlanıyor. Biz kendisini ilk olarak Teknofest'te görüyoruz. Peki trafikte ne zaman göreceğiz? Yine firmanın, ya trafik dediğim havada arkadaşlar. Böyle otomobil trafiğinden bahsetmiyorum. Bu sürede firma yetkilileri tarafından minimum 10-15 yıl olarak belirtiliyor. Fakat bir parantez açıyorlar. İş 4 yıl içerisinde kırsal alanda kullanılabileceğini belirtiyorlar. Peki bu araç nasıl kullanılacak? Vallahi arkadaşlar yine şirketin yapmış olduğu açıklamalara göre minimum havacılık bilgisiyle bu aracı kullanabileceğiz. Aynı zamanda aracın içerisinde bir adet araç kumanda kolu, irtifa kontrol kolu, dokunmatik komuta ekranı ve acil in veya dur şeklinde yerleştirilmiş 2 adet fiziksel tuş bulunuyor. Ve birisi motor bataryası anahtarı, diğeri ise aviyonik sistem anahtarı olmak üzere 2 adet anahtar sahip olacak. Şimdi geldik önemli ayrıntılardan sonuncusuna. Şimdi arkadaşlar bu araç öyle galaksiler arası seyahat için üretilmiş bir araç değil. Firmanın yapmış olduğu açıklamaya göre aracın ana amacı kentsel ulaşım sorununu çözmek ve trafikte oluşan yükü hafifletmek. Yani siz bunu alıp da buradan Japonya'ya gidemeyeceksiniz. Tam hesaplayamadık ama 3 aşağı 5 yukarı Bornova'dan yola çıkıp Narlıdere'ye gidebilecek gibi görünüyoruz. Yani aracın amacı bu. Yani çalışmalar devam edecek ve minimum 10-15 sene içerisinde aracın çok daha yüksek hızlara ve çok daha yüksek irtifa
istifalara çıkması hedeflenecek. Tabii ki de bunlar zaman alacak. Sizleri de hani bir eleştiriniz varsa en azından bunları hesaba katarak eleştiri yapmanız yönünde bir tavsiyede bulunuyoruz. Muhtemelen 2 dakika sözümü geçtiğim için bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Kaçacak bir yerim olmadığı için pandemi koşullarında stüdyoyu başka bir yere taşıdık. Mecburen masanın altına giriyorum. Hoşça kalın. Ona da girebilirsek tabii ya. Şöyle bir deneyelim.